Yıllık enflasyon %61, evet. 71,60. Aylık rakam önemli bizim için. Aylık rakamı da hemen kontrol edelim. Evet, konuşacağız üzerine. Uzunca konuşacağız. Aylık rakamı arkadaşlarım ekrana yansıtabilirse galiba yine TÜİK'in evet, çökmüş olabilir. Sayfası, evet. 71,60 son takip ettiğimiz yıllık rakam. 1,64 hocam. Evet. %2'nin altında. Gıdayı da çok merak ediyorum. Evet, gıda tarafını da biraz önce konuştuk. Onu... Bu arada mesela Antalya halinde enflasyona baktığımızda yıllık fiyat artışı meyvede %89,80, sebzede %45,53. Bu rakamlarla birlikte İstanbul'da, hani limondan bahsettik ya zam şampiyonu diye, en fazla düşen %20 düşüşle taze fasulye olmuş. Evet. Son rakam özellikle İstanbul enflasyonu, gelen bu İstanbul enflasyonu çok da bir gösterge olamadı. Evet. Neredeyse sizin de ifade ettiğiniz gibi, evet, o tahminlerdeki makas da açılıyor. Evet. Bu rakamların üzerine şöyle baktığımızda biz tabii tarladan sofraya fiyat farkının gerekçelerini konuşuyoruz. Gıda tarafını da şimdi değerlendireceğiz. Üreticiyle market arasındaki fiyat farkının, bu makasın neden bu kadar açıldığının. Ama tamamen aslında yapısal dönüşümün gerekliliğini önümüze seren gerçeklerle karşılaşıyoruz. O da dilimize pelesenk oldu artık her hususta. Evet. Yapısal dönüşümden bahsetmek bugünden yarına olabilecek şeyler değil maalesef, ama biz bugünden yarına gerçi enflasyonda ciddi gerilemelerde takip edeceğiz gibi görünüyor. Yani bu TÜİK verileri, TÜİK serisi bu şekilde devam etse bile önemli olan nokta hane halkının beklentileri de düğümlenecek. Hı. Yani finansal piyasalardaki karar vericiler, ankete katılan kurumlar, sayıları bildiğiniz gibi 20 ile 40 arasında değişiyor. Onların veya TÜİK'in ölçümünün bu seviyede gidiyor olması hane halkının beklentilerini de çıpalanacağı anlamına gelmiyor. Burada bir noktada bunların uzlaşması gerekecek. O yüzden enflasyondaki geri çekilme söz konusu olsa bile aylık olarak bunun kaç ay devam edeceği, devam edip etmeyeceği bizim için soru işareti, evet, olacak. Şimdi ben rakamlardan bahsedeyim üzerine hocam. TÜİK'in sayfasına erişebildim. Aralık ayına göre 124,73, bir önceki yılın aynı ayına göre işte yıllık olarak ifade ettiğimiz %71,60, evet, 12 aylık ortalamalarda da %65,07. Ana harcama gruplarına baktığımızda oradaki detaylarda en az artış gösteren %47,84 ile giyim ve ayakkabı, buna karşılık olarak bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek olduğu ana grup %107,11 ile eğitim. Evet. Yani TÜFE'nin üzerinde kalan %71,60 seviyesinin üzerinde kalan bir sağlık var %78,5'la. Lokanta ve oteller, yine konuşmaya devam ediyoruz bunu, %90'ın üzerinde. Konut %94,72, eğitim %107,11. Gıda tarafını ifade edeceğim. Gıda aylık ve olarak alkolsüz içecekler %68,08. Alkolü içecekler, tütün tarafı %68'in altında, 67,93 seviyesinde. Ulaştırma %65. Bunlar TÜFE rakamının, yıllık TÜFE rakamının altında kalan yıllık değişim oranları. Aslında giyim tarafında en düşük artış, ulaştırmada giyim tarafında hatta yarım puan civarında bir düşüş, ulaştırmada 0,13 düşüş görüyoruz. Geri kalan kısımda eğitim, konut, bunlar, lokanta ve oteller yine oldukça fazla değişim göstermiş. Aylık olarak baktığımızda da benzer bir görünüm var. Yine özellikle bu bahsettiğim kategorilerle ilgili.